Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Selbik'te yepyeni bir videoda birlikteyim. Bugün FIFA 23'ün bütün haberlerini sizlere vereceğim. Tek video, full haber ve sızdırılmış haberlerle sizlerin karşısındayım. FIFA 23 haberlerinin devamının gelmesi için lütfen şu anda videoyu beğenmeyi unutmayın. Uzun zamandır YouTube'da yoktum. Şimdi geri dönüş zamanı ve videomuza başlıyoruz. Videomuzun ilerleme sırasını single player yani tekli oyunculardan online'a doğru götürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda kariyer modu ile alakalı bilgi vereceğim. Bu kariyer modu bilgileri oyuncu kariyeri ve normal kariyer karışık bir şekilde olacak. Zaten çoğundaki özellik aynı. İlk olarak Juventus lisansı bu sene tekrardan geliyor. Kariyer modunda ve normal modda Man of the Match yani herhangi bir oyuncunuz maçın adamı seçildiği zaman haberler, sinematikler vesaire yoktu arkadaşlar. Bu sene bu geliyor. Aynı şekilde oyuncu kariyerinde kontrat görüşmelerini artık kendiniz yapabileceksiniz. Bu ne demek? Siz kendiniz direkt toplantı odasına gidip kontratınızın ne kadar süre olacağını, fiyatların ne kadar olacağını gibi gibi bütün özellikleri, bütün kontrat detaylarını kendiniz belirleyip kariyerinize yön verebileceksiniz. Bu oyunda olmayan bir şeydi ve çok istenen bir şeydi. Bu sene arkadaşlar sizlere geliyor. Oyuncu kariyerinde yeni sinematikler olacak arkadaşlar. Bu sene FIFA 23'ün en büyük sunduğu şey oyuncu kariyeri yenilikleri ve oyuncu kariyeri bu sene hiçbir zaman iyi olmadığı kadar daha iyi olacak. Hatta Alexander'ı bile tokatlayacak. Bilmiş olduğunuz gibi Alexander'ın içerisinde antrenmandan önce, antrenmandan sonra yeni teklif gelince, imza atınca, ilk 11'e seçilince, kavga edince gibi gibi bütün her yerde animasyonlar vardı. Bu sene hepsi kariyer moduna ekleniyor ve kariyer moduna eklenen animasyonlar duplicate değil. Yani sürekli kariyer modu oynadığı zaman aynı animasyonları görmüyorsunuz. Farklı farklı animasyonlar eklemişler arkadaşlar. Maçın adamı seçilince, ilk 11'e seçilince, sakatlanınca, antrenmandan önce menajerle konuşunca, antrenmandan sonra, maçtan sonra, maç önü gibi gibi bir sürü yerde animasyon olacak. Oyuncu kariyeri önümüzdeki sene dehşet olacak. Ben bile açıkçası deneyeceğim. Full oynar mı bilmiyorum lakin deneyeceğim. Bunun dışında arkadaşlar bu sene stadyumların yeni yeni araştırmaları ve yeni kamera sistemiyle taramaları yapıldı. Yani kariyer modunda ve oyuncu kariyeri modunda stadyumları daha detaylı göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Özellikle çim rengi ve atmosfer arkadaşlar. Çim rengi ve atmosfere vurgu yapılıyor. Bilginiz olsun ve çimdeki detaylar. Çimdeki detaylar çok önemli arkadaşlar. Bence oyunun gerçekçi kılan en büyük detay bence çimdeki detaylar. Ve bunlar da önümüzdeki sene dediğim gibi yeni geliştirmiş oldukları sistemle oyuna geliyor arkadaşlar. Bunun dışında size bomba bir haberim var. Online kariyer modu. Bilmiş olduğunuz gibi geçen sene videosunu çekmiştik. Arkadaşlar online kariyer modunun geliştirmesinin tamamlandığı sadece test kısmının kaldığı söyleniyor. Ve bilmiş olduğunuz gibi önümüzdeki sene EA Sports FIFA'dan ayrılıyor. EA Sports FC olarak ayrı bir oyun çıkaracak kendileri. Bu yüzden online kariyer modunu seneye bırakmışlar. Lakin online kariyer modu hazır. Yani seneye %100 geliyor arkadaşlar. Size bu bilgiyi verebilirim. Bir sene sonra arkadaşlarınızla beraber online kariyer modu oynayabileceksiniz sevgili dostlar. Ve şunu söylemek istiyorum ki Pro Club ve Volta'cılar için şunu söyleyeyim. Pro Club ve Volta'da arkadaşlar hiçbir değişiklik yok. Ne yazık ki Pro Club ve Volta aynı. Hani çok ince detaylar var. Hani oynayışınızı değiştirecek veyahut size Pro Club veya Volta oynamaya böyle acayip teşvik edecek hiçbir şey yok. Minimal değişiklikler var. Nedir? Oyuncu kariyeri ve Pro Club'da ortak olarak oyuncunuzun dövmelerini, dışarıda nasıl dolaşacağını, maç anında nasıl dolaşacağını, dövmelerini, saçını, stilini, her şeyini arkadaşlar, yani daha doğrusu imaj olarak diyeyim, kendinizi arkadaşlar daha iyi bir şekilde tanıtmanızı, daha iyi bir şekilde kendinize oyuncuyu benzetmenizi sağlayacaklar. Bu da şunun girişimi biliyorsunuz Metaverse artık insanlar arkadaşlar sosyal alanda yani dışarıda değil kendini online alanda göstermeyi tercih ediyor. Önümüzdeki senelerde Metaverse'ün daha da aktif hale gelmesi EA Sports'un özellikle Pro Club, Volta, kariyer modu gibi oyun modlarında ayakkabı yani tüm dijital ayakkabı satımı, dijital krampon satımı gibi satışlara gireceğini ben şimdiden yemin edebilirim. Bunu yapacaklar çünkü acayip para göz bir firma. Dolayısıyla önümüzdeki senelerde de bunu bekleyebilirsiniz. Alexander'da bilmiş olduğunuz gibi sosyal medya modu vardı sevgili dostlar ve burada takipçi kasıp taraftarlarınız aranızdaki kimyayı, takım kimyanızı dengeleyebiliyordunuz vermiş olduğunuz cevaplara ya da favladığınız tweetlere göre vesaire. Bu modda arkadaşlar oyuncu kariyer moduna geliyor. Dediğim gibi Alexander'a benzetiyorlar arkadaşlar. Yani Alexander moduyla aynı hale getirecekler ki insanlar bu modu oynasın ve bu moddan arkadaşlar zevk alabilsin. Ve bir sonraki söyleyeceğim şey arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi bilgisayar artık yeni jenerasyon. Yani bu ne demek? PlayStation 5, Xbox Series S, Series X bilgisayar ve Stadia artık yeni jenerasyon olarak geçiyor. Şu anda saymış olduğum bütün animasyondur işte daha detaylı çimdir vesaire bunların hepsi arkadaşlar yeni jenerasyona geldiği için bilgisayarda bunlardan yararlanabilecek. PlayStation 4 ve Xbox One oynayanlar az önce saydığım yeniliklerin çoğunu kısıtlı arkadaşlar görebilecek. Hatta birçoğunu da göremeyecek. Dediğim gibi eski jenerasyon konsolunuz varsa arkadaşlar ve yeni jenerasyona geçmek istiyorsanız artık bilgisayara toplayabilirsiniz. 5 ya da Xbox almanıza gerek yok. İsterseniz bilgisayardan da bu oyunu oynayabilirsiniz. Kariyer modundaki değişiklikler bu şekilde. Son olarak da şunu söyleyeyim. Kariyer modunda menajer kariyerinden bahsediyorum. Ünlü teknik adamları seçebiliyorsunuz. Atıyorum Guardiola olabiliyorsunuz, Klopp olabiliyorsunuz.
Mourinho olabiliyorsunuz, Ancelotti olabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi bu gerçekten güzel bir özellik. Kariyer modunda sevmiş olduğunuz teknik adamları, örnek almış olduğunuz teknik adamları kullanarak onları takımları yönetip şampiyonluklara koşabiliyorsunuz. Aynı zamanda kendi kulübünü kur modunda forma yaratma kısmı geliyor arkadaşlar. Kendi formanızı yaratıyorsunuz, oluşturuyorsunuz ve bu formaların en büyük artısı ise sponsorluk amblemlerinde bu sene basabileceğiniz bilgiler arasında arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen imajsal olarak, yani menajer kariyerindeki en büyük yenilik yeni yeni kariyer, yani yeni teknik adamları kullanabilmeniz, Mourinho ve benzeri gibi. Bunun dışında çok bir yenilik yok. Stadyumlar falan yenileniyor. Okey. Maç önü maç sonu animasyonları geliyor. Okey, ama asıl bombalar oyuncu kariyerinde arkadaşlar. Önümüzdeki sene dediğim gibi oyuncu kariyeri için heyecanlanabilirsiniz. Şu andaki kariyer modundaki bir diğer şeyi zaten bahsetmiştim. Oyuncu kariyerine beni en çok heyecanlandıran, kendiniz kontrat görüşmelerini yapabiliyorsunuz. Süresini, zamanını vesaire. Bu da dediğim gibi benim kendim bu değişiklikler arasında gördüğüm en temel değişiklik sevgili dostlar. Şu an notlarıma da bakmış olduğum zaman kariyer modu, online kariyer, Volta ve Pro Club konusundaki bütün değişiklikler bu şekilde arkadaşlar. Bu sene kariyer modunda dediğim gibi çok fazla değişiklik beklemiyorum. Lakin oyuncu kariyerinde sizleri mutlu edecek. Evet arkadaşlar, şimdi benim uzmanlık alanım olan Ultimate Team ve Online modlara geldik. Hemen başlıyorum. Ultimate Team'de yeni bir oyun modumuz var. Oyun modumuzun adı Foot Moments. Yani futbol anları diyebilirsiniz sevgili dostlar. Bu mod nedir? Bu mod single player bir moddur arkadaşlar. Yani tek oyunculu bir moddur. Ultimate Team'in içindedir. Futbol tarihinde yaşanmış olan güzel anları tekrardan canlandırıp puan kazanabiliyorsunuz. Ve bu kazanmış olduğunuz puanlarla da bunu Ultimate Team hediyesine çevirebiliyorsunuz. Atıyorum 100 tane yıldıza 10K'lık paket ya da 200 tane yıldıza 50K'lık paket şeklinde bir sistemi var. Single player'ın Squad Battles'ın yanında oynanabilecek çıtırdan bir mod. Tabii ki bu modda görevler vereceklerdir, bir sürü şey vereceklerdir. Fakat dediğim gibi ben kendim hani oyun açıkları arayan birisi olarak Foot Moments modunu arkadaşlar sene başına çok ciddi coin kasacağımızı düşünüyorum. Bilginiz olsun, bu şekilde yeni bir oyun modu geliyor. Ve bundan kazanmış olduğunuz ödülleri de Ultimate Team'de karşılığına çevirebiliyorsunuz. Yeni hero'lar geliyor arkadaşlar. Yaya Toure geliyor, Park Ji-sung geliyor ve Carvalho geliyor yeni hero'larımızdan. Yaya Toure bence ikon olmayı hak ediyordu. Lakin 3'te Premier League hero'su. Dediğim gibi bence de hepsi de kullanılacaktır ki Yaya Toure'nin ben çok da pahalı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki sene arkadaşlar iki tane yeni oyun modu geliyor. Az önceki single player'ı söylemeyi unuttum sanırım. 2022 Dünya Kupası Katar ve 2023 Dünya Kupası Kadınlar Dünya Kupası geliyor arkadaşlar oyuna. Bu hem single player tarafında, yani normal tek oyunculu maç yapma modu da olacak. Tek oyunculu turnuva modu da olacak. Bu aynı şekilde Ultimate Team'e de yansıyacak. Bilmiş olduğunuz gibi Katar'daki Dünya Kupası bu sene başına başlıyor. Yani bizim tam FIFA'yı alacağımız zaman başlayacak. Dolayısıyla buna özel kartlar, görevler, promolar, SBC'ler, paketler gelecektir. Bu FIFA 23'ün başlangıcında güzel bir content bombası olacağı anlamına geliyor. Bu da tabii ki bizim işimize gelir sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Önümüzdeki sene arkadaşlar Ultimate Team'deki en büyük değişikliklerden bir tanesi crossplay özelliği geldi. Yani eski jenerasyon ve yeni jenerasyonun birleşmesi. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Hemen bunu özetleyeyim. Sizlere PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, bilgisayar ve Stadia yeni jenerasyon olarak geçiyor. Ve aynı şekilde PlayStation 4 ve Xbox One'da eski jenerasyon olarak geçiyor. Yeni jenerasyon kendi aralarında oynayabiliyor. Eski jenerasyon kendi aralarında oynayabiliyor. Böyle bir değişiklik yaptılar. Bana sorarsanız Division Rivals, Foot Champions ya da Foot Draft'ta hani başka konsollarla oynamanın hiçbir artısı yok bence. Tek buradaki artı arkadaşlar sizin kendi arkadaşlarınıza, başka konsolda oynayan kendi arkadaşlarınıza oyunu oynayabilmeniz. Ve bu özellik geliyor. Umarım arkadaşlar sizleri mutlu eder. Bir diğer değişiklik pozisyon kartları oyundan kalkıyor. Pozisyon kartları oyundan kalkması ne demek arkadaşlar? Şu demek, artık sağ kanattan sağ ortaya falan vesaire kartları yok. Bunun yerine ne getiriyorlar? Her oyuncunun arkadaşlar pozisyon sınırı var. Atıyorum Gabriel Jesus santrafor ve sağ açık oynayabiliyor. Cancelo sağ bek ve sol bek oynayabiliyor. Timo Werner santrafor veya sol açık oynayabiliyor. Ama atıyorum mesela Van Dijk sadece stoper oynayabiliyor. Sadio Mane sol açık veya santrafor oynayabiliyor gibi gibi her oyuncunun arkadaş oynayabileceği pozisyonları belirlemiş bu adamlar. Atıyorum Ronaldo sol açık veya forvet oynayabiliyor gibi. Bu oyuncuları bu pozisyonlarda oynattığınız zaman tam oynuyor. Lakin dikkat edin, sol orta ve sol kanada ayrı söylüyorum. Yani sol orta pozisyonu olan bir oyuncu sol kanatta tam kimya oynayamıyor. Bu da arkadaşlar işte sizlerin kadrolarınızı kurmanızdaki açıkçası bir engel bana göre. Pozisyon kartlarının olması Ultimate Team'e daha çok yakışıyordu. İşte Footbird'de Shapeshifter gibi promolarla oyuncuların farklı pozisyon kartlarını getirerek kimya sistemini kurmayı ve bazı kartları daha cazip hale getirmeyi başarıyorlardı. Lakin bu yeni gelen pozisyonun kalkmasıyla bu ortadan kalkıyor. Bazı promolar artık daha değersiz olacak ve bence kadrolar karman çorman olacak. Şimdi gelin bir de sizlere
Yeni kimya sistemini anlatayım sevgili dostlar. Yeni kimya sistemi nasıl? Çoğu kişi bunu anlamamış. Ben de bu konu üzerine ciddi bir araştırma yaptım ve şu sonuçlara vardım. Bilmiş olduğunuz gibi geçen sene örnek verecek olursam 4-3-2-1 pozisyonunu, yani 4-2-1 formasyonu kullandığınız zaman atıyorum sol tarafa Ferland Mendy, Eder Militao, Camavinga üçlüsünü koyduğunuz zaman tam kimya oynuyordu. Niye? Çünkü bu oyuncuların hepsi aynı lig, aynı takım. Değil mi? Aynı lig, aynı takım tam oynuyor. Önümüzdeki sene şöyle bir sisteme geçiriyor adamlar. Ferland Mendy burada, Ferland Mendy sol bekte, Camavinga sağ bekte, forvette Benzema koyun. 3 tane Real'li kadroda var diye bu oyuncular yine tam oynuyor. Yani sizlerin aslında arkadaşlar kadroyu dizerken oyuncuların yan yana olma zorunluluğunu kaldırmak üzere yapılmış bir kimya sistemi getirmiş adamlar. Bana sorarsanız verimli mi derseniz bence değil. Çünkü Ultimate Team'in amacı zaten o kimya bile, yani kimya kurmak, değişik pozisyonlu kartların oyuna getirilmesi falan, bu zaten Ultimate Team yapan şeydi bence. Bu yeni kimya sisteminin gelmesi bence arkadaşlar oyunu bozacak. Benim kendi görüşüm. Yani atıyorum birisi şöyle bir takım kurabilecek. Neymar diyelim solda, diyelim Neymar sol orta. Mesela bu sene ne yapmanız gerekiyordu? Neymar, Mbappe, Messi yapmanız gerekiyordu ya arkadaşlar. Atıyorum hani o üçlüyü o şekilde kurmanız gerekiyordu. Mesela bu sene Neymar, Messi sol beke atıyorum Bernat koyabileceksiniz. Yani bu da bence oyunun temasına aykırı arkadaşlar. Yani kimya sistemini bozuyor. Tabi alışılmışın dışında bir şey. Belki de biz şu anda bu yüzden ön yargılı davranıyoruz. Bu da olabilir. Lakin benim kendi düşüncem bunun oyunun yapısını bozduğu ve aynı zamanda kadro kurma görevlerinin yapısı bozulacak arkadaşlar. Kadro kurma görevlerini nasıl yapacaklar? Bunu oyun başına göreceğiz. Hep beraber değerlendireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle notlarıma baktığım zaman arkadaşlar aslında çok da bir yenilik yok. Şunlardan bahsedeyim. Yani Hypermotion 2 teknolojisi geliyor. Evet ama yine Frostbite üzerine geliyor. Uzaktan şutlarda arkadaşlar isabetli bir sistem getirmişler. Yani şutu çektiğiniz yeri sizi işaretleyip vuruyorsunuz. Tabii ki bu çok güzel bir özellik gibi duruyor. Lakin FIFA'yı klasik biliyorsunuz. İlk haftalarda güzel olan her şeyi ikinci, üçüncü haftalarda yok ediyorlar arkadaşlar. Yine böyle olacak. FIFA 23'ten gameplay olarak bir şey beklemeyin. Benim sana söyleyebileceğim şey budur. Sebebi de arkadaşlar FIFA'nın her zaman her oyuncunun kazanma şansını eşit yapacak şekilde oyunu patchlemesi. Yine bunu yapacaklar ki oynayıcı kaybetmesinler. Dolayısıyla ben size bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi gelin tarihleri vereyim sizlere arkadaşlar. 26'sında EA Access açılıyor. 27'sinde Ultimate Team alanlar için erken sürüm ve 30'unda ise full sürüm çıkıyor. Geçmiş olduğumuz senelerdeki gibi 10 gün önce EA Play ile oynama yok. Bilginiz olsun. Gelin şimdi size FIFA'yı nasıl ucuza alabileceğinizden bahsedeyim. Sadece PlayStation konsolu için bahsedebiliyorum şu anlık. Arkadaşlar PlayStation'da şu anda oyun 1000 TL, PS4 ve PS5 versiyonu Ultimate sürüm. Bunu arkadaşlar EA Play almanız gerekiyor. EA Play şu an bir aylık 8 TL. EA Play şu anda alın arkadaşlar ve oradan aboneliği yenile diye bir kısım var. Hani her ay çekmesin diye parayı, onu kapatın. 8 TL'ye bunu alıyorsunuz arkadaşlar. 1000 liralık oyun. %10 düşüyor, 910 oluyor. Oyun içinde arkadaşlar düşüyor bile. Oyun içinden FIFA 22'nin içinden aldığın zaman da %10 düşüyor. Aynı zamanda Papara diye bir uygulama varmış arkadaşlar. Ben Papara kendim şahsen kullanmıyorum. Lakin Papara da Sony'den, yani PlayStation Network üzerinden yapılan alışverişlerinde %10'lu cashback veriyormuş. Bunu da hesaba kattığınız zaman arkadaşlar hem %10 oradan, %10 EA Play'den, %10 menü içerisinden, %10 Papara'dan aldığınız zaman, üzerine de 8 TL EA Play parasını eklediğiniz zaman toplamda 737 TL'ye arkadaşlar FIFA 23'ün Ultimate'ini alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu oyunu nasıl bedavaya alabilirim diyorsanız da bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Bilginiz arkadaşlar. Dediğim gibi benlik bugünlük bu kadar. Aşağıdan Discord adresime katılmayı, videoyu beğenmeyi ve herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlardan sormayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.